Go programlama diliyle web uygulaması geliştirirken, bu API olabilir ya da web uygulaması olabilir. Web tabanlı bir uygulama geliştirirken kullanacağımız en temel package .NET HTTP package'idir. Bu HTTP package'ini Golang.org üzerinden PKG içinde .NET package'i dokümantasyon içerisinde HTTP içerisinde bulabilirsiniz. Bu .NET package'indeki bir HTTP isimli package'tir. Öncelikle bunun sayfasını kontrol edelim burada. Mesela temel bilgiler, overview, index, examples ve sub directories şeklinde görebilirsiniz. Ama temel olarak ne yapıyor bu? Bizim web ile ilgili yapacağımız bütün işlemleri bizim için gerçekleştiriyor diyebiliriz HTTP package'ı. Burada istersek HTTP ya da HTTPS kullanabiliriz. Bunun da burada dokümanda birçok örneğini görebilirsiniz. Bu işlem de çok basit aslında. Güvenlik tarafında bunu da inceleyeceğiz. Bir HTTPS domain üzerinden, daha doğrusu HTTPS üzerinden nasıl yayın yapılır? Buna bakacağız. Bir sertifikasyon işlemi gerçekleştireceğiz orada SSL kullanmak için vesaire. Şimdi temel olarak şöyle bakabiliriz. Bakın HTTP yukarıda import şeklinde tanımlandığında aynen böyle tanımlanıyor uygulama içerisinde. Onu tanımladığınızda bir get işlemi şu kadar, şu şekilde basit. Sadece get fonksiyonunu çağırıyorsunuz ve içerisine verdiğiniz domaine bir get işlemi yapıyor. HTTP metotlarından get'i bu şekilde uygulayabiliyorsunuz. Ya da post mesela. Post işlemini nasıl yaparız? Yani örneğin basit bir upload işlemi. Burada da gördüğünüz gibi bir dosya göndereceksiniz. Bu dosyayı sunucu tarafına yükleyeceksiniz. Bunu yapmak için tek yapmanız gereken postun ilk parametresine bu upload yapılacak API'nin URL'ini vermek. İkinci parametresine image JPEG diyerek bunun bir resim dosyası olduğunu, tabii ki resimse, videoysa video olarak tanımlamanız gerekiyor vesaire. Sonrasında da bu buffer dediğimiz o byte dizisine dönüştürülmüş veriyi burada göndermeniz gerekiyor. Üçüncü parametre olarak. Bunlar basit örnekler. Burada inceleyebilirsiniz. Hani bunun üzerinden çok fazla gitmeyeceğim. Ama genel olarak birkaç örneği de incelemekte fayda var. Mesela şurada, hatta ben bir handle func açayım mesela. Onun example kısmına gideyim. Burada. Şurada mesela examples alanı var. Burada bakabilirsiniz bunların örneklerine. Neymiş bu mesela? File server. Nasıl yapılır? Listen and serve. Bunlara bakacağız. Mesela listen and serve bu HTTP üzerinden yayını başlatmak için, yayını ayağa kaldırmak için kullandığımız ya da kullanacağımız bir HTTP fonksiyonu. Bu ise TLS ise aynı işlemi SSL ile, yani HTTPS üzerinden gerçekleştiren bir fonksiyon mesela. Bunlara bakabiliriz. Biz şu an sadece handle func'a bakıp sonra uygulama geliştirmeye geçeceğiz artık. İşleyeceğimiz çok fazla konu var. Adım adım inceleyeceğiz. Burada basit bir örnek var. Şurada run diyerek bunu çalıştırabiliriz. Şöyle çalıştırdığımızda küçük bir hata. Deadlock. Okay. Sıkıntı yok. Şimdi kodlarımıza şöyle bakalım. Ne diyor burada? Öncelikle import kısmında io log ve net.http package'ını dahil etmiş buradaki kod içerisine. Ve main içerisine geldiğinde de main'de şu kadar kod var. Burada H1 ve H2 şeklinde iki tane func var. Dikkat ederseniz bu functların ilkinde içerisinde hello from a handle func 1 diyor. Diğerinde de hello from a handle func 2 şeklinde diyor. İkisinin de genel yapısı aynı. Copy paste aslında.
İkisi de parametre olarak HTTP Response Writer alıyor burada, dikkat ederseniz. İlk parametre olarak, ikinci parametre olarak da HTTP Request alıyor bunlar. İkisi de aynı. Bu genel olarak kullanacağımız yöntem, HTTP Handler'larda bunu kullanarak bizim kendi sayfalarımızı oluşturacağız. Bunlar nedir, nasıl kullanılır, bunların uygulamalarını bol bol yapacağız. O yüzden çok kafanızı ağrıtmıyorum ilk videoda. Ama şöyle diyebiliriz çok basit anlamda. Bizim her uygulamamızın bir URL'leri var değil mi? Mesela basit bir kurumsal web sitesi yaptığınızı düşünün. Bunun index URL'i, hakkımızda URL'i, iletişim URL'i ya da bunun gibi basit sayfalar olan linkler var. Şimdi bunlar Go ile tek bir sayfa, tek bir main.go dosyası içerisinde yapılabilecek kadar basit uygulamalar. Çok basit. Onu şu şekilde yapabiliyoruz mesela şurada. Bunu bir index olarak düşünün ki bu şekilde kullanılıyor zaten. Mesela şurada bu şekilde de yazabilirdik. Index diye tanımlayabilirdik. Hatta bunların ikisini de şu şekilde kullanabiliriz. Birincisi kullanıcı doğrudan mesela cihanozhan.com domainini çağırdığı zaman şurası çalışacak. Çünkü herhangi bir ek URL path yok bunda. Doğrudan domain üzerinden istek yapılmış. Ama aynı zamanda insanlar bazı sitelerde bu kullanılıyor mesela index URL'i kullanma. Mesela WordPress'te bildiğiniz gibi index.php vardır. Tamam. Diyelim ASP.NET web sitelerde de ASP.X şeklinde vardır. Burada öyle bir uzantı yok. Doğrudan bu şekilde kullanılıyor ama bazıları bu şekilde index olarak kullanmayı tercih edebiliyor. abc.com/index gibi. Ama temelde bunların ikisi de aynı şey. O yüzden ikisini de aynı handler'a yönlendirerek buraya gelen isteklerin buradaki handler'lar üzerinden ele alınmasını ve bunların içindeki işlemlerin yapılmasını sağlayabiliriz. Handler'ların temel amacı bu aslında. Handler func registers the handler function for the given partner pattern in the default serve max. Burada da küçük açıklamalar var. Onları da inceleyebilirsiniz aynı zamanda. Şurası da bu arada bir Golang çalıştırma alanı. Burayı da inceleyebilirsiniz. Üzerinde çalışabilirsiniz. Diğer kodlara şöyle bakacak olursak mesela not found var. Parse time, proxy URL. Bunları çok sık kullanmayacağız. Mesela redirect belki olabilir yönlendirme işlemleri için. Serve file dosya yayını için. Set cookie bu mesela güvenlik tarafında kullanılacak olan gibi birçok şey var. Bunların hepsinin dokümanlarına da ulaşabilirsiniz. Örnek kodlarına da bakabilirsiniz buradan. Ve şimdi genel olarak yapıyı gördüğümüze göre artık kodlamaya devam edebiliriz. Kodlamaya web tarafından uygulamalar geliştirerek devam edebiliriz. Son olarak şurayı da göstereyim. Mesela çok basit bir file server oluşturmak Go ile nasıl yapılıyor? Çok çok basit. Tek yapılacak iş aslında şu listen and serve. O arka plandaki log fatala da ihtiyaç yok burada aslında. O kafanızı karıştırabilir. İşi yapan kısım şurası. Şöyle http.listenandserve. Tamam. Neyi yayınlayacak? Şu port üzerinden neyi yayınlayacak peki? İkinci parametre olarak HTTP file server kullanılıyor. HTTP içerisinde file server function'ı kullanılıyor ve onun da içerisinde bir dosya yolu vermeniz gerekiyor. Yani yayınlanacak olan server'ını oluşturduğumuz dosyanın ya da dosyaların verilmesi gerekiyor. Burada da HTTP üzerinden dir function'ı kullanarak şu dosya
yolu veriliyor. Ve bunun mesela file server olarak dışarıya açılması, yayınlanması sağlanıyor. Çok basit bir kod ile burada. Mesela şurada logo kaldır. Burada da burası test ekranı olduğu için bazı işlemler sıkıntılı olabilir. Burada dosya işlemleri var çünkü o dosyanın nereden geleceği belli değil vesaire gibi sıkıntılar. Ama temel olarak bunu kendi uygulamanız olarak çalıştırabilir, kullanabilirsiniz.